Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan ve Mehmet Ali Türkkal'la birlikteyiz. Barış, nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tebrik ediyorum. Tabii bana soruyorsun, Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum. Galatasaray'dan hala tebrik gelmedi. Bari senden aldım. Ya işte bizim kulüp şey diye, ben anlamıyorum. Benim çevremdeki her Galatasaraylı Beşiktaşlı'yı tebrik etti. Anlamıyorum. İtalya'da bile, ki bizden farklı değiller, hepsi birbirini tebrik etti. Ediyor yani, Juventus yıllarca kazandı, ediyorlar. Bizimkiler hala şey peşindeler. Ne oldu sanki yani? Bir hile hurdayla mı kazandı Beşiktaş'ta, tebrik etmiyorlar yani? Onlar adına biz etmiş olalım, ne yapalım? Önemli olan onlar etse, biz etmesek daha kötü. Biz edelim, boş verin. Aynen. Teşekkürler bu arada. Ayrıca bir teşekkür de bu 16. altı çizili, yok 17. 17. altı çizili ilk defa siz nasılsınız diye bana doğru da bir hal hatır sorma şeyi geldi. Teşekkür ederim. Direkt bana sorduğun için ben de sorabildim. Genelde ortaya soruyordun. Yok, hep isimle sorarım. Önceki kayıtları da... Mustafa, gişe memuru tribüne girmişsin abi. Sen moderatörsün ya. Yo, tribüne girmedim de ilk defa gelince bir bunu belirtmek istedim sadece. Barış, sonunda 17. programımızda... Adam 17 bundan program sonra, beklemiş bunu ya. Bundan sonra Sayın Koç'u gören herkes onun nasıl olduğunu sorsun. Malicim, sen nasılsın? Kendine geldin mi cumartesiden bu yana? İyiyim ya, ben böyle çok inanılmaz duygular içerisinde giremedim. Yani Karagümrük ve Galatasaray maçları böyle heyecanı biraz düşürmüştü. Göztepe maçı da bitti bitmedi, böyle biraz değişik ya. Zaten şampiyonluğu da kutlayamıyorsun. Yani zaten bugün de... Yo, kutladı herkes ya. Sen kutlamadın. Kararlar açıklanmış. Hani Tekne Turo, bizim için şampiyonluk Tekne Turo organizasyonuydu. O olmayınca yalan kaldı. Statta da zaten olsa da ona gitmezdik muhtemelen. Ki o da seyirci alınmayacakmış. Böyle yalan geçecek. Artık televizyondan işte futbolcuların röportajlarını falan izleyeceğiz. Bu arada yeri gelmişken ben de bahsedeyim. Şey çok hoşuma gitti benim ya. Göztepe'de hani oynandı son maç ve şampiyonluk orada ilan edildi. O stat'taki o uzun süre sahada kaldı tabii futbolcular, teknik heyet, sonra yönetim de geldi. O kutlama hiçbir aşırılık, taşkınlık olmadan, karşı taraftan hiçbir müdahale olmadan doyasıya yaşandı. Sonrasında soyunma odasında, sonrasında işte Sergen Yalçın'ın basın toplantısında falan çok güzel geçti tamamı. Taraftar yok. Gitti. Taraftar yok. Göztepe taraftarı. Taraftar yok da Göztepe taraftarı diyordu bizim şehrimizde şampiyonluk kutlaması falan. İsyan marşı eşliğinde kutladık işte ya. Kutlasınlar ya. Şu 40 hafta oynanmış. 42, 40 maç oynamışlar. 42, işte 42 İsyan maç oynamışlar. İsyan marşı, hatta Ersin'in röportajı var. Müziğe, ha, sesi azaltıyor, arttırıyor falan. Azaltıyor, yükseltiyor. Yani işte şartlar elbette. O kadar maç... tabii ki olacak ama hani böyle sözlü ya da fiziki herhangi bir sataş... Malum yani ülkede yani. Görüyoruz her şeyi. Yine de benim çok hoşuma gitti bahsetmek. Ya doğru söylüyorsun da yani normali bir hafta çok önce bir arenada ya. Da ilan etseydi yine şey olacak olmasıydı. Gönüllerince kutlaması. Keyfi yok. Sen de üzüleceksin onlar kutladığında ki bir sonraki sefer kazanmak için bir çaba gösterme nedenin olsun. Ama bence bundan kim nefret... aynısı olurdu yani Barış. Mustafa'nın dediği yok, ben iyi, olumlu anlamda söylemiyorum zaten. Arenada şöyle olur demiyorum. Yok yok, olması hayır. Gereken şey, olması gereken bence orada da herhangi bir sorun olmaz. Ne olacak? Zaten taraftar yok. En fazla bir iki laf söylüyor. Onun içeri gider bizim yani. Bizim şeyimiz olduğu için, bizim 2011'den şeyimiz olduğu için ışıklar falan söndürülmüştü. Yapmazlar herhalde yani aynısını. Ya Arda Turan'ın açıklaması vardı. Bizim evimizde olmaz falan diye. Ama ya öyle şeyler olur. Maçı kazandıktan sonra şey diyor yani, evimizde ilan ettirmedik. Ya onlar da benim için sorun yok ya. Orada bir saygısızlık da yok. Böyle ufak tefek ya, şeyler olur. Tabii ki yani futbolcuların, teknik heyetlerin ya da camiaların bunları birer motivasyon malzemesi olarak kullanması çok anlaşılır bir şey. Hele işte Galatasaray'ın tabii ki yarışa ortak olma adına da çok oynadığı çok önemli bir maçtı. Ondan sonra bu tarz açıklamalar da çok doğal tabii. Ama yani Mali o kadar uç, tuhaf, garip örnekler gördük ki ülkede. O yüzden bu kadarı bile bana çok hoş göründü. Yani oturup televizyonun karşısında dakikalarca izleyebildik o sevinç gösterilerini. Şu da olabilirdi yani, 3 dakika sonra bir şekilde mecburen içeri girmek zorunda da kalabilecekleri bir durum da yaşanabilirdi. Bu yani olmaması bile benim açımdan sevindirici oldu açıkçası. Ya da işte deminden bahsettiğiniz gibi en kötü ışıklar bile söndürülebilirdi yani bunlar ülkede. Futbolun güzelliklerinden bahsedelim birazcık da ya.
Tabii, işte bu da bir güzellikti benim açımdan. O yüzden bahsetmeye çalıştım. Artık bu haftanın güzellik olarak nitelendiriyorsak ne hallere düşüyoruz? İşte ya? Zaten o hallerde olduğumuz için bahsetmek istedim. Umarım önümüzdeki senelerde hiç böyle şeyler atıfta bulunmadan doyasıya herkes kazandığı başarıyı bir şekilde yaşar, onu paylaşmayı becerebilir. En büyük dileğimiz bu zaten. Barış'ın dediği gibi güzel, daha da güzel şeyleri konuşmaya geçelim. Son dönemlerin en yakın playoff'un oynandığı sezon var. Daha uzun ve zorlu geçen sezondan sonra bir de bu sezon 42 hafta büyük bir yarış yaşandı. Fiziksel olarak, zihinsel olarak çok takımların, futbolcuların ve teknik adamların zorlandığı anlar yaşandı. Bu sezonda bir şekilde tecrübe etmiş olduk. 418 maç oynandı galiba. Evet ve sonu da hiç tahmin edilemeyecek bir şekilde bitti. Kimse buraya geleceğini bundan 3 hafta, 4 hafta önce tahmin edemiyordu. Hele Hatay maçından sonra, Beşiktaş'ın Hatay maçından sonra bu işin artık bittiği üzerine konuşuluyordu. Hakikaten bitmiş. Hakikaten orada bitmiş. Ama. Aslında o evet. Yani 5-0 bitseydi şampiyon Galatasaray olacaktı. Şampiyon Galatasaray'dı. O da çok, mesela şimdi oraya gireyim. Sezonun kendimiz açısından hani önemli gördüğümüz yerlerini konuşmaya çalışacağız. Önemli kilometre taşlarını konuşmaya çalışacağız. İşin tekniğinden, taktiğinden daha ziyade. Beşiktaş'la Fenerbahçe o hafta farklı maçlar oynadılar. Beşiktaş çok tempolu başladı. 14. dakikada 3-0 yakalamıştı. 2 gün sonra Fenerbahçe de 14. dakikada 3-0 yakalayıp daha sonra frene basmıştı Erzurum Spor karşısında. Ama Beşiktaş devam etti bütün maç boyunca o tempoda ve 7-0 bitirdi maçı. Barış dediğin gibi 5-0 bitirmiş olsaydı şu an Galatasaray şampiyondu. Bu önemli anlardan bir tanesiydi mesela Beşiktaş. Ben en büyük kırılma anını söyleyeyim. Beşiktaş için en büyük kırılma anını söyleyeyim, şampiyonluğu getiren an. Emre Akbaba'nın sakatlıktan dönüşü. Barış, Emre Akbaba olmasa Galatasaray şampiyonluk yarışı içinde olmayacaktı. Emre Akbaba olmasaydı Galatasaray şampiyon olacaktı. Spor maçlarında son dakikalarda kardeşim top oynamadığı maçlarda kardeşim işte Emre Akbaba yerine başkası oynasaydı 11 kişi oynayacaktı Galatasaray. O maçı 1-0 değil 3-0 kazanacaktı belki. Galatasaray'ı Emre Akbaba üzerinden yorumlamak yanlış olur yani. Bu kadar. Yo, hoca benim hocayla ilişkimi ben Emre Akbaba'ya kızmıyorum bu arada. Hocayla ilişkimi de eskisi kadar şey yapmayan, ayrılmasını istememin sebebi de bu saçma şey ısrar. Yoksa bu sezonu Galatasaray kaybetti gibi gözüküyor ama çok da şey kazandı. Mesela özellikle son maç Kerem Aktürkoğlu müthiş oynadı. Halil Dervişoğlu da iyi bir hamle oldu. Kızdık. Satın alma opsiyonu yok ama. Fenerbahçe'ye iyi bir oyuncu hazırlandı galiba. Vallahi bilmiyorum. Galatasaray tutarsa çok iyi bir transfer olmuş olacak. Mustafa Muhammed'i kazandı. Onyekuru yani baktığın zaman bir nüve oluştu. Taylan Antalyalı'dan bir orta saha elde etti. Emre Kılınç gibi çift yönlü bir orta sahası var. Jetson bir sene daha kiralık kalacak galiba. Yani iyi bir nüvesi var Galatasaray'ın. Hazır bir takımla girecek Jetson sezona. Jetson veda etti yani. Ya veda etti de onun madde olduğunu söylüyorlardı. Bir de şey olsa da kalır bence. Benfica'nın çok isteyeceğini zannetmiyorum. Bir sene daha bu şekilde oynadıktan sonra Galatasaray'da kalmasını tercih eder bence. Yani etmezse de benim Florentino'da gözüm var. İşte onu alır en kötü Galatasaray. Yine yetiştir onlara. Neyse. İyi bir yapı kurdu hoca aslında. Orada işte saçma ısrarları yüzünden mesela maçın 2-3 maçtır bakıyorsun oyuncu değişikliği olduktan sonra takım 70. dakikada, bu maç 45. dakikada ideal dizilişine yakın bir şeyle oynuyor. Ondan sonra baskı çok farklı bir boyuta ulaşıyor. Verimlilik artıyor. Oyun yükseliyor. Yani Galatasaray için aslında ben öyle baktığım zaman olumlu bir sezon. Yani Emre Akbaba'yla sözleşme uzatılmazsa mesela bitti ama uzatılır muhtemelen. Uzatılmazsa aslında bu bir yıl çok kazançlı kapatmış olabilir Galatasaray. Ama Florya'da, uzatırlarsa hoca da oynatırsa çok bir şey kalmaz yine. Florya'da bir aslan yatıyor. Uzatırlar ya sözleşmesi. Florya'da bir kartal. Uzatırlar. Ya o ben kadar, bu arada şeyinde değilim. Emre Akbaba'ya kızmıyorum. Almak için o kadar emek sarf edildi zamanında. Ya almak için emek sarf edilsin. Yani şey iki sakatlık geçirdi falan diye hocam büyük ihtimalle ona karşı bir farklı bir bakışı var. Ama yani sözleşme uzatılsın cüzi bir ücretle kalsın ama bu kadar sorumluluk vermeye oynatmaya gerek yok. Formayı daha çok hak eden, daha çok faydalı olan oyuncular var. Olmuyor yani içimi döktüm. Mali senin... Şimdi Galatasaray'ı artık bir noktaya koyup Beşiktaş'a biz geri dönelim. Şampiyondan bahsedelim biraz da. Senin var mı Mali sezon boyunca gördüğün önemli anlar? Yani Beşiktaş üzerinden konuşacak olursak hani kırılma anı. Zaten Konya maçından önce bu ilk devre arası. Yani Antep maçından sonraki bu 3 haftalık Beşiktaş'ın ciddi de Covid vakaları varken çıktığı Başakşehir ve Fenerbahçe maçları lige dönüş maçları oldu. Yani hiç kimse beklemezken o kadar eksikle Necip Montero göbeğiyle çok iyi iki maç çıkardı Beşiktaş. İki maçı da kazandı. Üstün bir oyunda kazandı. Kadıköy'de 50 dakikaya yakında 10 kişiydi uzatmalarla beraber. Ona rağmen Fenerbahçe'yi rahat yenmişti. O evime devam etti ve ikinci yarıda da Barış'ın dediği Konya maçı. İki maç üst üste puan kaybından sonra Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarından sonra acaba
derken bir de üstüne üstlük çok erken bir kırmızı kart. En sakalın acemice gördüğü kart sonrası Beşiktaş 10 kişi kaldı ve o maçı da puan kaybıyla geçse muhtemelen bir kırılma yaşayabilirdi. Ama Beşiktaş orada inanılmaz bir takım olduğunu gösterdi. Gerçekten müthiş mücadele ederek 10 kişi de olsa Konyaspor'a baskı kurarak kazandı. Hani böyle bir tane duran toptan falan atayım kazanayım da değil. Aynı oyunu devam ettirerek 10 kişiyle maçı kazanmasını bildi. Önemli bir kırılma anıydı benim için. Oyuncu olarak bakacaksak da hani ligin MVP'si diye herkes kabul ediyor zaten. Raşit Gezal inanılmaz bir sezon çıkardı. Hani 17 asistin yanına 8 gol de ekledi ve bu 8 golde işte Abubakar'ın, Larin'in, Cenk'in zaman zaman olmadığı dönemlerde gol yükünü de üstlendi. İnanılmaz bir katkı. Ve bu 17 asistini yaparken de kilit pasları maç başına 2.9 gibi çok yüksek bir oran. Hani ligde yanına yaklaşabilen bir oyuncu yok. Maç başına bir kalacak mı peki onu söylesen? Yani bilmiyoruz. Kalması kendisi çok istediğini söylüyor. Bu önemli bir etken. Yani ben özellikle Beşiktaş'ta kalmak istiyorum diyor. Leicester muhtemelen yaz kampına çağıracak. Ondan sonra artık yine transferin sonuna kalır gibi duruyor iş. Yani Rozier ve Gezdal yani kalmaları bence %50 ihtimal. Çok uzaktır değil, yakındır değil tamamen maddi açıdan. Rozier kalabilir de. Şeyde de Beşiktaş'ın avantajı bence Gezdal'ın oyun tarzı pek Premier Lig'e falan, Alman Lig'ine falan uygun değil. Yani yeteneğini orada göstermekte zorlanıyor. Oyun tarzından ziyade kendisi özellikle Beşiktaş'ta kalmak istiyor ve bunu çok defa dile getiriyor. İşte evet, o da var. Şöyle bir şey de var şimdi. Leicester City'de mesela orta sıralarda Premier Lig takımına gitme ihtimali de yok yani, onu söylemek. Yani o açıdan onun için de Beşiktaş çok uygun bir takım, sadece istemesi değil. Ama tabii öyle 2-3 milyon euroya da bırakmazlar. Beşiktaş ne yapıp nasıl yapar bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi de büyük etken. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın oynayacak olması. Ya Şampiyonlar Ligi demişken Mustafa Alisson sağ olsun. Yani beraber kalsalar ne güzel. Biraz rahatlayacaktık. Son maç da zor yalnız. Leicester'la oynuyor Chelsea. Leicester Aston Villa'yla oynuyor. Evet. Ya zaten biliyorsun Beşiktaş'ı bilenler bu işin sonuna kadar olacak mı olmayacak mı sürüncemesine gideceğini bilir. Bir alır Şampiyonlar Ligi'ni de UEFA finali kritik galiba değil mi? Yok, Galatasaray'ı da ilgilendi. Beşiktaş'ı etkilemiyor. Etkilemiyor. O bizi etkiliyor galiba. O bizim ön eleme sayımızı etkiliyor. Galatasaray'ın hangi ön elemeden başlayacağını etkiliyor. Ben Galatasaray'ın şansının olduğunu düşünüyorum. Birazcık da kura şansıyla. Yani çocukluğumuzdan beri görmediğimizi görüp iki takımla şampiyon gruplarında olabiliriz bu sene. Ya Barış bir başkadır izle. Dediysen orada böyle sen de lafı evelyon gevelyon Galatasaray'a getirdim değil mi kardeşim? Ben hazır Gezal'dayken şeyi de söyleyeceğim. Yani Gezal'ın nasıl transfer edildiğini, takıma nasıl katıldığını hepimiz biliyoruz. Şampiyonluk kutlamalarında hatta pozunu da verdi. Son dakika motokurye ile evrakları yetiştirilip lisansı çıkarıldı Gezal'ın. Hatta Ahmet Nur Çebi'nin menajerle yaptığı telefon görüşmesi bile sürekli paylaşıldı. O masadan başka birinin çektiği görüntüler. Bu fiyat bize yüksek geliyor. Bunu biraz daha indirelim. Biliyorsun bugün transferin son günü falan. Tabii transferin son günü içinde o. Hatta öyle yok, diyor. Yok Gezal son... için miymiş? Ya biz onu eleştirmiştik hatta. Hani tabii Gezal transferin son günü son dakikada Gezal yetişti zaten. Başka kimse gelmedi. Ama sanki yanlış... bir forvet alınacaktı, alınmadı gibi hatırlıyorum. Belki benim yanlışımdır. O zaman farklı bir isimse şey koyayım. Eleştirmiştik o yüzden. Evet yani ya gerçi yine yani eleştirdim. Böyle yani bir görüşme yapılabilir belki. Bunu anlayabilirim ama bu görüntünün başka birisi tarafından bu şekilde dağıtılması ve servis edilmesi çok çirkin. Sonuçta orada bir transfer görüşmesi yapılıyor en nihayetinde ne kadar informal de olsa. Transfer görüşmesi de yani hani Gezal tuttu evet çok ligin en iyi oyuncusu oldu ama. Tam oraya gelecektim. Aslında çok önemli bir Gezal dediğin gibi sezonun belki de damga vuran futbolcusu oldu. Belki de değil oldu gösterdiği performansla. Ama geliş şekli yani artık Leicester'ın onu gönderebileceği bir yer kalmamıştı. Kendisi zaten kullanmayacaktı. Kiralamıştı geçtiğimiz sezonda Fiorentina'daydı. Artık o kadar kalmamış ki muhtemelen menajerler aracılığıyla bir şekilde Beşiktaş'a ulaşılıp bu oyuncu transfer edildi. Hatta bir şey de var. Ona da inanmıyorum gerçi ama Sergen Yalçın'ın 40 saniye izleyip evet bunu istiyorum falan demiş. Hani öyle bir şey. Hayır zaten muhtemelen 2 saat böyle bir şey varsa
olumsuz. Ya işte yani ya bu zaten bizim maalesef çok büyük bir gerçeğimiz. Nasıl transfer yaptığımızın, planlamanın nasıl böyle son dakikaya kadar, artık son saniyelere kadar hatta kalmış olması bir futbolcuya ve o futbolcunun nazire yaparcasına sezonun oyuncusu olması müthiş bir iş. Tabii ki burada hani Sergen Yalçın'ı daha önceki programlarda da bu katkısını çok övmüştük. Çok büyük bir özgürlük tanıdı futbolculara özellikle saha içinde. Çünkü kendilerini çok rahat hissediyorlar. Bu çok belli. Şenol Güneş'te de bu vardır. Kesin. Buyur abi. Şenol Güneş'ten bağımsız. Biliyorsun Beşiktaş'ın yarın kupa finali var. Dün Sergen Yalçın açıklama yaptı. Daha biz maçla alakalı hiçbir çalışma yapmadık dedi. Futbolcular zaten kupa finali oynayacaklar. Onlara benim ekstra bir şey söylememe gerek yok dedi. Havuzda falan. Öyleler zaten. Görüntüleri görüyoruz. İki gündür futbolcuların neler yaptıklarına dair. Hep Lucescu'yu överken de beni rahat bırakıyordu. Bana karışmıyordu diyordu. Futbolcularına da aynısını uyguluyor. Evet. O özgüveni bir şekilde vermeyi başardı ki sadece Gezal'a değil bu Larin'de de çok açıkça görülüyor. Yani sezon başında bu takımın en önemli gol yükünü çekecek oyunculardan biri Larin desek, yani herhangi birine hiçbir Beşiktaşlı inanmazdı. Geçtiğimiz sezon nasıl takımdan gönderileceği bilinemeyen ve Belçika'da kiralık oynayan Larin bu sezonun en önemli gol ayaklarından birisi oldu Beşiktaş için. Bu da Gezal gibi, Royzer gibi, Royzer'in takımı sahiplenmesi, 5-6 yıldır bu takımın en önemli oyuncularından biriymiş gibi davranması da aynı şekilde buna yazılır. Vida'nın tekrar geri dönüşü, bu maaşa, bu maliyetlere rağmen takımın en güzel bakan futbolcularına konuşuyor mu? Konuşmuyor çünkü onun karşılığını verecek. Her ne kadar her maçta olmasa bile en azından gol attı, savunmada liderliği üstlendi ki son maç... Karagümrük maçını kaybettik ama Karagümrük maçında yani takım için takımı ileriye taşımaya çalışan en öndeki oyunculardan biriydi Vida. Göztepe maçında da öyle. Göztepe maçında da oyun sıkıştı, artık hiçbir şey olmuyor. Çünkü futbolcular elleri ayaklarına dolaşmış vaziyette. Topu alıp çok ileri doğru taşıyıp oyun kurmaya çalıştı. O bir zaten takımın en tecrübeli, en kariyerli futbolcularından bir tanesi. Bunu zaten yapması da gerekiyordu. O şeyi, karakteri o da ortaya koydu ki bunda da ya yani muhtemelen o da sezon başında bu işin olmayacağını düşünenlerden bir tanesiydi. Ancak onu da buna inandıran Sergen oldu. Rıdvan ayrı bir örnek. Müthiş bir çıkış oldu onun içinde. Sonra ligin ikinci yarısında gerçi çok fazla şans bulamasa da. Sakatlıktan sonra evet. İvme yakalayamadı. Zaten en sakalanın arkasında kaldı ama seneye inşallah formayı alır. Umarım. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Yani Beşiktaş şampiyonluğu dışında tabii çok özel bir şampiyonluk. Ben ligimizdeki renkli kişiliklerden biri olan Şumudika'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Antep'le sezona çok yaz iyi bir takım alır. Bu yaz bir takım alır o. Yani ama burada çok eleştirdik. Burada eleştirmiştik yine daha önce. Yani o komik açıklamasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Eşimden para isteyip kulübe göndereceğim falan demişti. Zaten ondan sonra Antep'le yolları ayrıldı. Hani böyle şart kurnazlığı yapmıştı. 10 hafta sonunda Antep yukarıları zorlarken maaşında iki kat falan zam isteyip takımdan gönderilmişti. Bu kadar başarılıyken bu ilginç hamleleriyle ligimizde değişik bir renk kattı diyelim. Artık ben çok sevmesem de. Gerçi Rize'ye geldi sonra hemen ardından. Rize'de olmaz de, ama transfer yapamadı ya. Rize'de olmayacağı belliydi. Yaptı yine Djokovic falan. Şumudika aldı. Ama Djokovic'i getir Sumudika'yı getiriyorsan o kadroyu bir değiştirecek ve 10-15 tane alacak. Ama Rize'den ayrılırken de söylediği sözler hani buraya kimi getirirseniz getirin olmaz dedi. Ondan sonra Bülent getirilebilecek en kötü hocayı getirip ligde kaldılar. Çıkışa kaldılar. Yani Şumudika artısıyla eksisiyle bu sene lige renk katan en önemli isimlerden biriydi. Onu Ömer da... Erdoğan'dı bence ya. Ömer Erdoğan çok renk katan. Ömer Erdoğan hani Şumudika renk olarak biraz daha böyle. Sen sağ dışını söylüyorsun ben sağ içini söylüyorum. Ya aslında saha içinde de iyiydi. İyiydi ama Ömer Erdoğan'ı biraz kayıralım ya. Düzgün adam, iyi hoca. Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan. Çağdaş Atan demeyelim. Ömer Erdoğan'la bir tutmayalım. Çağdaş Atan da olsun. Yani sezonda yaptığı bir iki açıklama. Alanyaspor'u ligde liderliği kimin yükselttiğini sene sonunda görmüşsünüzdür. Ligdeki şampiyonu değiştiriyordu. Francesco Farioli işte. Ha evet. O doğru, pardon. Ama ben Barış'ın demek istediğinden, Barış sürekli yani bizim kadro mühendisinde de Çağdaş. Barış'ın bazı böyle ön yargıları ve... Abi yok, bildiğim bir asla, şey olduğu için söylüyorum asla ben. Asla vazgeçmiyor. Yani işte Bülent Çağdaş hoca değil, Francesco işte, orada takımı idare eden kişi diyordum. Mükemmel hoca. İşte haklı da çıktım yani. Takımları inanılmaz. İşte Çağdaş Atan hoca değil. Böyle kafasında
Ya hoca değil demiyorum. Genç bir hoca. Yani üst düzey bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Yargılar var ve asla... Francesco Farioli'ydi o takımın şeyi. Alameti farikası. Ayrıldıktan sonra da zaten Alanyaspor'un galibiyeti var mı bilmiyorum. Yok Barış. Alanyaspor küme düşmekten sonra atıldı Farioli. Ya zaten 6-7 hafta kala ayrıldı gitti Karagümrük'e. Yani ondan sonra doğru düzgün bir futbol oynamadı. Maç 2 tane kazanmıştır en fazla. Ömer Erdoğan'ın şimdi geçen sezon yaptığı transferler ve sonrasında aldığı performans çiş. Önümüzdeki sezonda sizce bu tarz farklılık yaratan transferler yapabilir mi? Yapar, niye yapmasın? Yani şimdi mesela denk mi geldi? Beşiktaş için de aynısı geçerli. Yani ben denk geldiğini düşünmüyorum ya. İzleyip almış hepsini. Bu Benza'nın bilmiyorum. Ya tabii ki bu Benza ekstra denk geldi de yani... bir de yani şey olarak görmemek lazım. Şimdi Boupenza cezalıydı. Sezon sonunda iyice sapıttı ayrılacağı belli olunca. Tek başına falan oynuyordu. Hatayspor'un oyunu peki çok mu farklıydı? Boupenza cezalıydı, yine 5 atmışlardı Ankara Gücü'ne. Yani şey değil, orada takım bir şey üretiyor zaten. Yani onun için oyunculardan çok sistem orada ön plana çıkıyor. Hocanın etkisi yüksek. Onun için bulur yine, yani öyle Boupenza da bulunmayacak bir oyuncu değil. Orada Ribeiro'yu dönüştürmesi de bence çok büyük. Evet, çok yani. Büyük olay. İşte çağı yakaladığını gösteriyor. Artık yetenekli ama biraz olsun şey yapamayan oyuncuları, maçın temposunu arttıramayan oyuncuları yaş ilerledikçe geriye çekiyor. O da 8 numaraya çekti. Türkiye'de işte bunu yapan bir de işte Fatih Terim de şeye sık sık yapar. Emre Kılınç'a yaptı, Taylan'a yaptı. Zamanla artık birazcık daha geri çekme ihtiyacı hissediyorlar. Yani o fark yarar. Ömer Bayram'a yaptı. O ikiliyi nereye koysan ligde, hangi takıma koysan oynar yani. Stoper transferleri kötüydü. Onları da iyi yaparsa Hatay yine renk katar. Bakalım yani bu benzer. Ya bir de transfer konusunda şunu söylemek istiyorum. Geçen kadro mühendisine de konuştuk. Rıza Çalınba işte Ilgaz Şınar'dan duydum ben de. Scouting'e inanmıyormuş. Kendi ve ekibi izleyip beğendiği oyuncuları alıyormuş. Ama baktığın zaman aslında Türkiye'de transfer olarak da son yıllarda en başarılılardan biri. Yani scouting sisteminin ne kadar Türkiye'de zayıf olduğunu gösteriyor aslında. Biraz Galatasaray'ı ayırabiliriz orada. O da scoutların dediklerini yaptıkları istisna zamanlarda. Yani Beşiktaş da bir ara biraz yapmaya çalıştı. Trabzonspor bir ara yapmaya çalıştı ama hemen parayı bulunca vazgeçiyorlar. Trabzonspor'a tam batık sene Vakayemeler, Rekubanlar scout ekibi buldu getirdi. Sonra hemen parayı gömmeye başladılar. Biraz para bulunca şampiyonlar. Abi çünkü o çok eğlenceli. Diğeri eğlenceli değil ki. Diyor. Yani bu ne? Ya Ekuban'ı getirdi mesela. Leeds United'ın İngiltere 2. liginin Leeds'in yedek santrforunu ben ne yapayım diyor. Takımı o sürüklüyor yani. Ya işte hep konuştuk ya, Mesut Özil şöyle böyle Mesut Özil. Ama yok yani Josef kadar oynadı mı? Raşit Gezal işte geldiğinde haber bile olmadı. Raşit Gezal ki Leicester'ın oyuncusuydu yani. Mahrez'in yerine alınmış adam sonuç itibariyle tutmadı ama o tanziyel olarak öyle. Hayır yani şimdi Mesut Özil, Ali Koç da işte Harvard mezunu da olsa aynı, hep onu diyorum. Mesut Özil işte Fenerbahçe bir oyuncu isterse alır, Galatasaray bir oyuncu isterse alır. Çok seviyorlar onları. Transferde yani Türkiye'de çok acımasızlık var ama ya işte... Sen şimdi Rıza Çalınbay'dan örnek verdin. Benim aklıma da Sinan Yılmaz'ın sezon başında attığı tweet geldi. Hemen böyle Beşiktaş PAOK maçından sonra işte sürekli penaltı yapan adam yine yaptı. Bilime, istatistiğe, scouting'e, başka fikirlere inanmazsan, sadece kendi fikrine inanırsan böyle oluyor diye. Ben hala iyi transfer olduğunu düşünmüyorum. Acımasızca eleştirmiştim ve ben size ama de... Ama haklı çıktı sonuçta yani. Haklı çıktı. Ay Sergen şampiyon yaptı. Şampiyonatta ben yine Wellington'un doğru transfer, iyi transfer olduğunu düşünmüyorum. Bu Sergen Yalçın'ı acımasızca eleştirmişti. Size de bahsetmiştim sezon başında. Siz çok çünkü Wellington bir scout transferi değil ki. İşte burada bahsetmek istediğim konu bu. Çok zaten sizinle çok defa konuştuk. Çok kısa bir dönem varken bildiği ve güvendiği bir oyuncuyu almak istedi ve bunun verimini de çok yüksek şekilde aldı Sergen Yalçın. Burada Sergen Yalçın'ı artık alkışlamak gerekirken hala yanlış olduğunu söylüyorsun mesela. Sergen Yalçın vaat ettiği... Yok ben Sergen Yalçın'ı zaten alkışı... Sergen Yalçın'ı... Herkesi karşısına aldı ya biliyorsun. Ya ben Fatih, şöyle söyleyeyim. Fatih Sergen Aksoy Yalçın'ın... gitti diye çok büyük eleştirilere gösterdi. Hala hata olduğunu düşünüyorum. Hala hata olduğunu düşünüyorum da. Televizyonlara çıktı Sergen Yalçın. Konya ve Gençler Birliği'de mağlubiyetlerinden sonra röportaj verdiğinde Fatih Aksoy'u ben istemedim, Wellington'u ben istedim. Bu tamam, en zor ben dönemlerde de çıkıp arkasında durdu ve... Tamam ben de... İkisi ayrı şey ama ya bir şey %100 ya da %0 değil. Yani Sergen Yalçın'ın Beşiktaş şampiyon yapması bence Ertuğrul Sağlam'ın Bursa Spor'u şampiyon yapmasından hadi denk diyeyim, daha büyük başarı demeyeyim. Çok büyük bir başarı yani. Bir numaralı sebebi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ın Jürgen Klopp'u koysan Beşiktaş'ın başına sene başı o bile şampiyon yapamazdı belki. Ama yani o ayrı bir şey ama transferi değerlendiği zaman ben hala Wellington transferinin maliyetini de düşündüğüm zaman doğru bulmuyorum. Ha hoca verim aldı eldeki şartlar dahilinde yani o ayrı bir şey. Ya şimdi verim alınan bir oyuncuyu nasıl sonuç itibariyle hayal etmiş
ve hayal ettiğinin karşılığını sahada bulmuş ve bu da başarıya götürmüş. Bu transfer başarılı olmuyor mu ya? Abi ben demek istediğimi anlatamıyorum. Tamam, verimi aldı. Yani Wellington düşük seviyede bir oyuncuydu. Wellington'dan alabileceğini aldı ama çok daha fazlasını alabilirdi. Veya daha yani düşük maliyetle daha benzer bir oyuncu alabilirdi. Fenerbahçe'nin aldığı Atilla Salahi'yi Beşiktaş'ın aldığını düşünün ve hiç katkı veremediğini düşünelim. O zaman başarılı bir transfer. Zaten transfer böyle bir şey. Transfer, yani hiçbir transferde yüzde... Lionel Messi'yi de alsan verim alamayabilirsin yani. O ayrı bir şey. Onun için diyorum zaten. Her şey %100 ya da %0 değil. Çok doğru transferler var. Olmuyor yani. Bunu çok gördük veya çok yanlış transfer. Doğru transfer isim olarak değil, bence sahada gösterdiği performans. İsim olarak demiyorum zaten. İşte bu riski azaltmanın yolu olarak işte scouting ile şey yaparsın, transferini yaparsın. Maliyetine bakarsın. Yani ona göre değerlendirirsin. Ben hala bugün de Wellington'u alsa Beşiktaş iyi transfer, doğru transfer sadece demem. Sadece maliyetine aldı, başka bir şey. Maliyetine oranla düşük profilde bir futbolcu olduğunu düşündüğü için böyle söylüyor. Mali'de Beşiktaş'ın en pahalı transferi işte sene başındaki. Tam tersine sahada alınan verim aslında o transferi başarılı, yok, iyi bir transfer olduğunu aynen düşünüyor. Aynen, yani transfer isimden değil verimden konuşuyoruz. Evet. Barış Yıldız isimler için verime bakıyor ama Wellington alındığında da niye Wellington alındı? Peki ben bir soru sorup başka bir boyuta taşıyacağım bunu. Çünkü bu da değişik bir durum. Şimdi Berna Başkan geçen sene küme düştü, Kayseri Spor. Ve salgın nedeniyle küme düşen takımlar tekrar lige alınıp işte kalabalık bir güruhla sezonu bitirdik. Neyse bu sezonda yine ilginç denemeler yaptı. Yanlış saymadıysam 5 teknik direktör değişikliğiyle sezonu tamamladı. Ve bu sezon ligde kalmayı başardı. Gençler Şimdi, Birliği Trabzonspor'u yenebilseydi kalamayacaktı. Barış'a ben söyledim. Kalamayacaktı. Şimdi ben de sana demiştim. Gençler Birliği kazanırsa fena bir olasılığı yok ligde kalmak için demiştim. Şimdi elindeydi. Sizce Kayseri Spor ve Berna Başkan başarılı mı değil mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ya ben başardım ben anlamadım yani ya. Ben Berna Başkan'a şunu sormak isterim yani. Tek bir soru sorma hakkım olsa. Sene başı niye Pro Sineşki'yi kovdu? Yani devre arası getirdiği takım zaten birkaç puanı vardı. Yani ligde kalma olasılığı yoktu. Son dakika işte o Trabzon maçı, son hafta Trabzon maçıydı galiba. Çizgiyi geçti geçmedi. Az kalsın ligde kalıyorlardı. Sonra karar alındı, ligde kaldı. Bu adamı o zaman niye gönderiyorlar ki? Gönderdi, Bayram Bektaş'ı falan getirdi. Gençlerle... Niye Pro Sineşki ile başlamadı ki? Ben anlamadım yani. Gençlerle arası çok iyiymiş abi Bayram Bektaş'ın. O yüzden getirdim. Ya da Bayram Bektaş'ı getiriyorsan yani 3 haftada, 5 haftada sürekli hoca gönderdi. Şimdi dediğin gibi yani bu kadar hoca göndermeyle başarılı mı olmuş? Ki sorarsan başarılıdır muhtemelen. Bu hocaları göndermeseydim ligde kalamazdık falan diyor. Ki kendi elinde de değildi zaten ligde kalma durumu dediğiniz gibi. En uzun ya çalışan... Düşmeyi hak ettiler. Düşmeyi hak ettiler yani. En uzun çalışan yanlış bilmiyorsam Samet Aybaba. En uzun süre görevde Samet Aybaba kaldı bu sezon. En sonda Yalçın ya Koşuk Kavak'la sezonu bitirdiler. Samet Aybaba'nın gelişi de çok ilginç. Geçen sene ortası yine gelmişti. 2-3 hafta kaldı. Ben bu oyuncularla başa çıkamıyorum deyip gitti. Bu sene yine o arada birkaç gelen hocadan biri yine Samet Aybaba'ydı. Yani kötü ayrılmıştı. Bir sene yani iki tarafta karşılıklı memnun değildi. Bir sene sonra yine geldi. Neyse sonra Adana Demirspor'a gitti de onu çıkardı en azından. Yani şey de ilginç. O gidiyor, Dan Petrescu geliyor. O gidiyor, Hamza. Ya Petrescu da iyi bir tercihti de sonra sene sonunda iyice sapıldı. Yani kan değişikliği olayını sürekli şey ya bilgisayar bozulduğunda sürekli kapatıp açmak gibi zannediyor herhalde. Yani Barış Petrescu'yu da severdi rahmetli. Ya Petrescu çok kötü değildi çünkü ya. Yani mantıksız bir tercih değildi bir de. Hani şey tutan bir damar var Şumudika. Zaten Şumudika önermiş galiba. Kayseri'yle arası da iyi. Sonra o Petrescu işte bir başladı, biraz toparladı, biraz kötü gitti. Sonra kendi ayrılmak istemiş ya öyle diyorlar. Ama sonra Kayseri sıkıntılardan biri. Şumudika demişken Ali Bek aklıma. Ya forvet lazım ya. Bir tane forvet lazım. Ben vereyim Ali Bek'i alalım demişti. Antep yerine Kayseri aldı ama o da iyi performans gösterecekken bir türlü sakatlıktan çıkmadı. Belki sezon boyunca oynamış olsa Kayseri biraz daha yukarılarda bitirebilirdi. Ya yani. Kayseri'nin İlk 10 yıldır falan sürekli yabancı forvet transferi yapıyor işte bu Makukula'dan falan beri. Alıyor, iyi de para veriyorlardır muhtemelen. Sonunda yine onlar sakatlanıyor, bir şey oluyor. Hep İlhan Parlak oynuyor sanki. Bana öyle geliyor. Yani o Kanga ile Kasten gerçekten inanılmaz kötüler ya. Ali Bek'in olmayışı çok etkili. Şey de ilginç yani bu kadar teknik direktör geliyor ve kendisi ayrılmak isteyip ayrılanlar da var. Samet Aybaba gibi, Dan Petrescu gibi. Demek ki burada ve takım düşmüyor yani. Bu takım düşmüyor. Düştü de geçen. Bu sene düşmedi yani. Burada iyi bir çalışma ortamı da yok abi demek ki. Yani bu diğer gelen ya az isimde değil yani Hamza Hamzoğlu geliyor. İşte ne bileyim Yalçın Koşukavak işte şu an ligin nasıl diyeyim? Yalçın Koşukavak da idealist hoca falan gibi geliyor. Yani demek ki burada iyi bir ortam yok. İyi bir profesyonellik yok. Bu insanlar da gelip imza atıp çalışmak istiyorlar yani. PR çalışması çok iyi ya.
Çok iyi bir PR ekibi var bence. Öyle mi diyor? Neyse, hayırlısı. İlhan Palut da hayırlı olsun Kayseri'ye de. Artık... Kimin iyi bir PR Hikmet çalışması var? Hikmet Hocam da PR sayesinde ligden düştü. Onu da tebrik ederim. Hikmet Hocam Bielsa diye diye düştü ya. Vallahi yani. İdmanlarını işte dronlarla çektiler. Özel kameralarla yani yayınladım. neden düştünüz diye sorarlarsa işte bu yüzden Bielsa diyebilir ya gerçekten gönül rahatlığıyla. Bir ara düşmeyecek gibilerdi ama. İşte hep öyle olur zaten. İşte ondan sonra Barış'la kadro mühendisinde hep konuştuk. O böyle Ankara geçe 2-3 maç kazandı. Ondan sonra işte canlı yayınlara başladı. Bielsa'yla görüntüleri, canlı yayınlar, işte tebrikler Bielsa. City Leeds yendikten sonra Hikmet Karaman falan TT oldu Türkiye'de. Benim i̇şte hocam Bielsa kazandı falan. Ondan sonra antrenman görüntüleri çıkmaya başladı. Böyle 4 futbolcu hücum pres nasıl yaptırıyorum falan. Bunları kılavuzun Bielsa olursa küme düşersin ya, bu kadar basit. Zaten biz gördük bunu. 3-4 maç önceden Barış'la söylemeye başladık. Ankara ya bunların o kritik olan Denizli ile berabere kaldılar. Kazansalar 10. sıraya falan çıkıyorlardı. Orada ve o hafta zaten hoca bir havaya girmişti. Oradan sonra şey olacağı belliydi. Herkes içten içe. Ya bu büyü bozuldu. Şeyde de Yılmaz Hoca ile Erzurum'da da aynısı oldu. İkisi düşmüş takımları aldılar. Kurtardılar. Sonra düşürdüler. Yılmaz Hoca'yı sığlayacağım diye neler yaptı. Yılmaz Hoca Erzurum'da çok kötü durumdaydı. Üstü 3 maç falan kazandı. Çıktı. Sonra hoca yine şey yaptı. Yine bir şeyler döndü işte. Hoca çok komik yani, ya falan diyordu Emrah Baştan. Düştü takım. Şu son maç takımla alakalı açıklamaları rezalet takım, rezalet bu, yani. Rezalet bile değil yani bunu. Yaşına veriyorum. Yaşına veriyorum hocam. Yapmaz ya. Hayır bu arada veriyorum. Hani bunları konuşuyoruz ama hoca ölümden de döndü biliyorsunuz. Tabii hani tabii. Korona atlattı ve çok uzun süre yoğun bakımda kaldı ve kendisi YouTube'da bir programda denk gelmiştim, adını unuttum ama bayağı ölümden döndüğünü ve bu deneyimin ona çok farklı şeyler kattığını falan anlatıyordu. Ona o yani hayat görüşünü bile değiştirdiği üzerine ya tahammül şeyi yaşlandıkça insanların tahammülü azalır. Onun hızlandırmıştı muhtemelen. Yani ya Fatih Terim'de de var bu arada ya. Bir pas hatası yapan adamı çıkarıyor falan bazen. Yaş aldıkça böyle oluyorlar. Bunları duyduktan sonra birazcık daha farklı bir profil bekliyordum Yılmaz Hoca'dan. Erzurum'da başladıktan sonra ama çok popülist söylemlerle gitti. En şey son Cumhurbaşkanı'na şikayet ediyordu takımı. İşte yani tuhaf şeyler yaptı. Giderken de o da ilginç. Dingo'nun naharı dedi ama galiba birazcık da Dingo'nun naharına dönmesinde kendisinin de azıcık sanki. Evet ya Barış maalesef bu gerçekleri göremiyor. Belki görmüş. Yok ya ben iyi, çok iyi hoca demiyorum da. Ben seviyorum. Hoca eğlenceli bir adam. Hepimiz, renkli bir adam. Hepimiz seviyoruz ama. Yani yoksa hoca şeydir. Hocayı getireceğin zaman takım umutsuz bir noktadaysa, oyuncular şey yapmışsa, o geldiği zaman bu şey oluyor işte. Hep konuşuyoruz işte. Bütün ajanslar, kanallar Yılmaz Hoca'nın ilk 2-3 hafta muhabirlerini gönderiyorlar. Kameramanlarını gönderiyorlar. Oyuncular da tabii büyük bir şevkle oynuyorlar. Hoca da iyi motive ediyordur. Tecrübeli bir hoca. Saygı da duyuyorlardır. Ama o 3-4 hafta sürüyor. Yani benim dediğim bu. İyi hoca demiyorum yoksa ama çok zor durumda olan bir takım için iyi bir tercih hoca. Onu diyorum. Hocalardan bahsetmişken çok kısa değindik. Rıza Hoca'dan da ben hani onu da bence bu sene bayağı iyi bir iş çıkardı. Tekrar bir anmak istedim. Kayode'yi uslandırması bile bence kıymetli. Evet. Bir ara çok büyük sıkıntı yaşadılar. Hem Avrupa hem koronayla alakalı büyük sıkıntılar yaşadılar ama sonrasında müthiş bir iş yani. Aynen. Ya bu ligin iyi kadrolarından da biri yani bu arada. Hani çok kısıtlı imkanlar falan tabii ki zorluklar yaşadılar ama kadro kalitesi olarak Anadolu'nun diğer takımlarından üstün bir kadrosu var. İyi bir kadrosu var. Ondan verim almayı da başardı. İyi de bir sezon geçirdi. Hani hep şikayet eden, her maç sonunda transfere ihtiyacımız var, yeterli takviyeleri yapamadık diyen Rıza Hoca'dan başka bir profile geçti. Ben o yüzden mutluyum. Yani o tabii de yerini buldu ya. Memleketi de yerini buldu yani. Sporda çalışma ortamı var. Hem de o Avrupa sonrası Başakşehir baş aşağı giderken Sivasspor tam tersi bir ivme yakaladı. Oradan bu şekilde ligi bitirmiş olması 18 maçlık bir seriyle dediğin gibi çok takdire şayan ve Beşiktaş kupayı alırsa Avrupa'ya da gitmeye hak kazanmış olacak. Sivasspor adına başarılı bir sezon geçti. En azından son dönemi oldukça başarılıydı. Yani ufaktan toparlayalım. Benim aklıma gelenler bu kadardı bu sezon bağlamında. Yani zor, bizim için keyifli tabii, biz 2-3 günde 3 günde bir sürekli maç izliyoruz. Biz de yorulduk ya. Biz de yorulduk ya. Yani kadro mühendisi olarak tabii siz de sürekli... Yok o açıdan değil de yani özellikle son haftalar şeyde olunca, çekişmede artınca o da zor oldu yani. Stres. Belki de Galatasaray taraftarı artık bırakmıştı ama bir baktın %50'nin üzerine neredeyse çıktı şampiyon olma ihtimali falan. Böyle değişik de bir... Aslında Fatih Terim de Rize Spor maçından sonra bırakmıştı Galatasaray'ı. Ama Beşiktaş çok eksiklerle o kadar çok puan kaybı yaşadı ki Galatasaray geldi. Çok iyi bir lig sonu oynadı. Jetson'un artan formuyla beraber orta sahası
çok dinamik bir hale geldi. Galatasaray da ligin son dönemini iyi geçirdi aslında. Tek bir şey ekleyeceğim. Emre Belezoğlu'nun sezona sportif direktör olarak başlayıp sonra teknik sorumlu olarak devam etmesi. Bununla konuşmuştuk. Sonradan böyle bir şey aydınlanma geldi bana. Tabii ki böyle olmayabilir. Sadece bir gözlemim bu benim. Teknik direktör olduktan bir maç sonra hemen kalabalık orta saha ayağa pas yapan teknik futbolculardan bir orta saha kurup oyun yapısını değiştirdi Emre Belezoğlu. Sonra düşündüm ki ya Emre kendi oyunu için transfer yapmış aslında. Yaptığı bütün transferler tamamen kendi oyununa yönelik. Sanki Emre... Normal değil mi bu? Yani bunu ben söylemiştim. Sportif direktörlük tecrübesi olmayan biri zaten. Kendi doğru bildiği bir oyun var, ona göre transfer yaptı. Ama yani o zaman niye bu teknik direktörü getirdin? İşte yine Mustafa, başa geliyoruz. Sana söylemiştik Erol'u yemek için getirmiş olabilirler mi Erol Bulut'u diye. Bu açıklamayı ben yapmıştım Emre Belezoğlu ilk geldiğinde. Siz de yok falan demiştiniz. Şimdi Erol Bulut'u yememiş oldu aslında. Fenerbahçe'yi yemiş oldu. Bu kadar maliyetli bir kadro kurup bir sezon daha çöpe atılmış oldu. Toparlayalım. Büyük kulüp ya. Fenerbahçe'yi zorlamaz bunlar. Seneye yine maliyetli bir kadro gelir. Muhakkak Fenerbahçe büyüklüğü kupa büyüklüğü değildir. Dinleyicilerimizden birkaç soru geldi. Onları ben bekliyoruz bundan sonra da soruları. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Birkaç soru geldi. Onları da yanıtlayıp bu haftayı bitirelim. Özgür arkadaşımızdan bir soru gelmiş. Diyor ki mali yapının ve şişirilmiş transfer planlamaları ve ödemelerin başarıyı getirip getirmediği ve Beşiktaş'ın bu şampiyonluğu ile Türkiye'de bir şeylerin değişmesine yol açabilir mi diye sormuş. Açmaz. Devamında bence da açmaz. İkinci kez böyle bir şeyi başaran Beşiktaş'ın tekrardan o hataya düşüp işte isimli transferler, yüksek harcamalarla, işte harcamaların arttırılmasıyla ve bu tarz işlerin Avrupa'da örnekleri var mı diye sormuş. Ya şöyle söyleyeyim Mustafa, bugün yine işte Beşiktaş'ta bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. Hemen böyle 34-35 yaşındaki böyle isimler falan. Hulk'u alıyorlardı devre arası onlarda. Para yetseydi Hulk'u alacaktı Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın şeyi var Barış şurada. En azından şu an için bir barem koydu. Diyor ki Hulk da olsa, Messi de olsa, İbrahimovic de olsa ben sana kardeşim 1.5 veriyorum atıyorum. 1.5'a geliyorsan gel, yoksa gelme diyor. En azından bu bile bir adımdı. Ama bunu bu sene sürdürebilecek mi? Mustafa'nın sorduğu soru burada. İşte para geliyor çünkü işte 300 mi diyorlar, 400 milyon diyorlar. Şampiyon ligi geliri, şampiyonluk yani geliri. Erdal Torunoğulları'nı dinledim bugün. Biz aynı şekilde devam edeceğiz dedi. Aynı baremi devam edeceğiz dedi. Ve Beşiktaş'ta şöyle bir durum olmuş galiba. Atıyorum Erdal Torunoğulları Mustafa ile anlaşıyor. Diyor ki işte 1 milyon euro diyor. Başkana gidiyor sonra. Başkan diyor ki neden 1 milyon euro Mustafa? Biz gelsen de 750'ye anlaşalım diyor. İkinci bir pazarlık evresi daha oluyormuş başkanda. O yüzden transferler hep uzamıştı hatırlarsınız Beşiktaş'ın yazın. Bunun sebebi de buymuş. İşte Wellington'la anlaştı deniyordu ama bir hafta geçiyordu, imza yok. Çünkü başkan ikinci bir pazarlığı yapıyormuş. Aynı sistem bu sene de devam ederse Beşiktaş için yine makul fiyatlarda anlaşmalar görebiliriz. Ki inşallah öyle olur. Öyle olursa da Mustafa'nın sorusu, Özgür arkadaşımızın sorusundaki başarı devamlılığı sağlanmış olur ve belki de büyük kulüpler büyük harcamalardan vazgeçebilirler bir ihtimal. Ben umarım öyle olur ama kulüplerin öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Parayı bulunca transfer yapıyorlar işte. Yani Beşiktaş özelinde umarım öyle olur. Barış çok haklısın. Sadece Beşiktaş üzerinde iki isim var. Özelinde iki isim var. Birincisi Erdal Torunoroğlu şeyin söylediği gibi, Mali'nin söylediği gibi ikisi de dalga kıran. Bu ikisi o para hesabını Fikret Orman'ın ilk döneminde olduğu gibi çok kuruşu kuruşuna yapan insanlar. Zaten o anlayıştan uzaklaşıldığı için soruda da sorunun ikinci bölümünde de o anlayıştan uzaklaşıldığı için Beşiktaş daha sonrasında büyük sıkıntı. Negredo transferiyle başlayan bir süreç var. Aynen. Yani bu isimler Adriana olduğu sürece anlayışın değişmeyeceği yönünde benim de bir umudum var ama Barış da söylediklerinde çok haklı. Bir müddet sonra işte ben oldumculuk başlıyor. Çünkü biz bu işi iyi biliyoruz, abiye dönüyor iş. Umarım oraya gitmez. Ya çünkü Türkiye'de şöyle bir algı da var. İşte transfer yapacaksın, para harcayacaksın ki para kazanacaksın. Para harcamadan şampiyon olamazsın. Bir de şöyle klasik işte. Ya forma sattıran, kombine sattıran falan. O zaten geyik de onun dışında hani böyle iyi isimli transfer, yüksek kaliteli transfer yapacaksın ki şampiyon olacaksın, oradan gelir elde edeceksin. 3-5 milyon euronun hesabını yapmayacaksın diye yaygın bir görüş var. Hemen bağlantılı ikinci sorumuza geçeyim bence. Zeki Topaloğlu sormuş. Transfer yapmak sizce dünyanın en kolay işi mi? Yöneticilerimiz bu konuda beyanatlar. Çok zor iş. Çok zor iş. Yani abi bizim yöneticilerin yaptığı şekilde yapmak çok kolay. En kolay aynen. Yani param var harcıyorum kardeşim. 3'e bakmam, 5'e bakmam.
gider alırım. Yani alışveriş yapıyorsun, cebinde sınırsız bir para olduğunu düşün. Malın fiyatına bakmadan istediğini alabilirsin. Ve bunun hiç doğrusu da net değil yani. Burada %100 iyi, işte demin de konuştuk. %100 doğru transfer, %100 yanlış transfer diye bir şey yok. Sadece olasılığı azaltıyorsun veya arttırabiliyorsun. Ya Türkiye'de hep, çok kolay Barış. Şey, Ankara gücünü düşün. Transfer tahtası hep transferin son gün, son saatine kadar dolu, şey, kapalı oluyor. Transfer tahtası bir açılıyor. 3 saatte 18 tane adam geliyor Ankara'ya. Yani son senelerde... Oyuncular da yani ligin ortalamasının üstünde oluyor. Hep böyle çerçöp olmuyor yani. Sabal Obanitse falan iyi transferdi yani. Bütün transfer sezonu uğraşıp öyle oyuncuyu alamıyor diğer takımlar. Her sene aynı senaryoyu görüyoruz. Demek ki çok zor bir şey değil. Ya şu var. Bayern Münih'in yaptığını söyleyeyim ki bu sene Bayern Münih'in transferleri de kötü tutmadı. Kötü çıktı. Oturuyorlar. Daha önce de bahsetmiştim. Başkan, sportif direktör, işte Salihamidžić yani. Teknik direktör, finansın başındaki kişi. Dördü oturuyorlar bir masaya. Dördünün de onay verdiği transferler oluyor. Birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlar bir nevi. Konuşmuştuk bunu. Ama yani Türkiye'de zaten olmaz da orada da yani Bayern Münih'in bu seneki transferleri mesela olmadı. İşte Roca olmadı. O bir tane daha Fransız oyuncu aldılar. Olmadı yani. Sabek. Sar mı? Sar ha evet. Oynamadı bile işte yani. Onun için yani şeyi yok ama bizdeki gibi dedi. Bizde davamı, hep davamı şey yapıyorum. Bizde bir şimdi de öyle. Transfer yapmayı, forvet transferi yapmak zannediyorlar. İşte biz şu anda da isimli oyuncu yani. İşte Mesut Özil'i alayım, işte Falcao'yu alayım. Evet. Öyle işte. Son örneği de zaten. Taraftarın gazını alalım, evet. Son sorumuz, Ergin Oral sordu bunu da. Transfer politikası sizce nasıl olmalı? Kendini unutmuş, tekrar parlama ihtiyacı olan, bizi kullanıp atacak kiracılık oyuncular mı? Yoksa geleceğe yatırım yapıp sabretmeceli, bonservisli gençler mi? Bence o kiralık oyuncuların sözleşmesini ele alabilecek şekilde yapabilirsen mantıklı olur. Çünkü parlatıp tekrardan yüksek fiyata satıp bunu bir kulüp politikası haline getirebilirsin. Bu mantıklı bir iş. Özellikle bizim kulüpler için. İşte Leicester City'nin Gezal'dan yararlanamadığı gibi, işte Sporting Lisbon'un Rozier'den yararlanma gidip. Çünkü sen Rozier Fransa Ligi'nde çıkış yaptığında onu alamazsın. Mümkün değil. Zaten direkt inanılmaz bir bonservise gitmiş oluyor. Ama orada tutunamadığı zaman onu kiralayıp parlatıp satabilirsin. Bu kiralamayı mülkiyet hakkını alabilecek şekilde yaparsak mantıklı olabilir bence. Bu bizim için bir çıkış yolu olarak görülebilir. Sadece ama hepsinin de öyle yapamıyorsun. Şimdi Gezal'ı mesela bir madde koymak istememiş tabii olabilirler. Tabii ki yani işte Jetson'a... Ama neden mesela geldiği önemli. Yani ismi olan ama bitmiş bir oyuncuyu almak doğru bir mantık değil. İşte mesela Danny Drinkwater'ı mesela çok mantıklı değil. Yaşı da ilerlemiş. Yıllardır da oynamıyor. 6 aylığına kiralıyorsun. Çok anlamlı bir transfer değil. Ama takımın yapısıyla da ilgili tabii ki günümüz futbolunda takımın enerjisi yüksek olmalı. Öncelik bu. Bütün dünyadaki bütün takımlar bunu yapmaya çalışıyor zaten. Bunu yaptıktan sonra tecrübesinden faydalanacağın 1-2 oyuncu sana kalite katacak. Burak Yılmaz mesela, yani Lille takımı nasıl ki Burak Yılmaz o kadar etkili? Kariyerinin en iyi oyununu oynuyor. Futbolu çok iyi öğrenmiş. Golcülük meziyetlerini geliştirmiş. Daha da nasıl diyeyim, fırsatçı bir oyuncuya dönüşmüş. Ayak içi falan gelişmiş. Ama yani çok da koşmasına gerek yok. Çünkü arkasında zaten onun yerine de koşan, onu tamamlayan oyunculardan kurulu bir takım var. Ama geçen seneki Galatasaray gibi sol tarafa Babel, arkaya Enzonzi, öne Falcao'yu atarsan takım gitmez. Feguli sağda. Gitmez bu takım yani. İşte biraz dengeli yapmak lazım. Bir de şuna da varım ben. Mesela Galatasaray Yetlin'i aldı ama işte Omar El Abdülü'yü bir sakatlık geçirdi. 6 ay sıkıntıdasın. 6 ay idare edecek. İşte başka takımın da oynatmadığı, hedefi de olan bir oyuncuyu kiralamak mantıklı. Ama onun dışındaki transferler, işte bitmiş bir oyuncuyu almak. Mesela Loic Remy'yi almak bir kumar. Ve eminim Rize bütçesinde de Galatasaray'da Falcao ne kadar kaplıyorsa ona yakın bir yer kaplıyor. Ben doğru bulmuyorum öyle transferleri. Ama tabii ki 11'ini de genç oyuncu alınca da oyuncuların gelişimi çok olumlu olmuyor. Hepsinden biraz yapmak lazım bence. Zaten kadro mühendisliği de bunun dengesini bir şekilde oturtabilmekten geçiyor. Bunu iyi başarabilen takımlar başarı sürekliliği de getirmiş oluyorlar. Biz maalesef işin farklı tarafındayız ama kadro mühendisliği bizim de programlarımızın adlarından bir tanesi. Gerçekten aslında takımlarımızın en önem vermesi gereken işlerden bir tanesi. Çünkü Beşiktaş, hadi programın başından beri övüyoruz. Harika bir sezon geçirdi ama öyle bir kadro mühendisi var ki sezonun en önemli futbolcularını önümüzdeki sezon takımda görmeme ihtimalimiz aslında çok yüksek. Ben şeyi tekrar baştan bir kadro kurup sezona başlama ihtimali de var Beşiktaş. Fenerbahçe'ye de aynısı olacaktı, olsaydı çok transfer yaptı işte. Caner'e Fenerbahçe'nin çok kiralık oyuncu yok. Çoğu yok. Şey için diyorum.
Hani yaşlı oyuncular falan da şimdi Gustavo, Sosa, Caner, Gökhan. Yani değişmeleri ama genç gerekiyor. Yapısı da var Fenerbahçe'nin. Var var, bir şey demiyorum da ya, böyle transferler yapınca kısa vadeli olur. Ben şunu söylemek istiyorum. Mesela kiralık transfer nasıl olmalı? Çok da tutmayan bir transferden örnek vereceğim. Galatasaray'ın işte Fatih Terim'in 3. döneminde kurduğu scout ekibi Saracchi'yi Uruguay'dayken izlemişler, beğenmişler. Yani tabii şey, ligimizde de gösterdi yani, istikrarlı olmasa da. Yüksek tempolu, tekniği fena olmayan bir kanat oyuncusu, kanadın tamamını kullanabilen. Yani Uruguaylı falan, yani bunu Galatasaray alamamış. 13 milyon euro mu 15 milyon euro mu ne, Leipzig almış. Alır yani, kaçabilir normal, ilk tercih. Bizim i̇şte scout ekibi izlemeye devam etmiş. Leipzig'te pek oynayamadı. Fırsat geldi, uygun bir maliyetle 1,5 yıl kiraladı Galatasaray. Ki sol bek Galatasaray'ın hep sıkıntılı bir mevkisiydi. Ya hoca bence gereksiz kesti bazı yerlerde, arada sakatlandı ama fena bir yama değildi. Ha tabii ki keşke genç bir oyuncuyu bonservisiyle katsaydı Galatasaray. Ama her zaman öyle bir imkanın olmuyor. İşte financial fair play falan vardı. Yani bu tip kiralık oyunculara varım ama işte şey, Manchester United'ın kadrosunda 2 yıldır yer girememiş. İsmi çok büyük ama şey olmayan, bitik bir oyuncuya parayı dökmek bence doğru değil. Ya işte bu tarz isimleri yakalamak lazım dediğin gibi. Yani büyük potansiyelle riski azaltmak lazım. Scout ekibi izleyince riski azaltmış oluyorsun. Sonra ve hala potansiyeli olduğunu düşünüyorsan yapabilirsin. Böyle örnekler görebiliriz. Genelde İngiltere'de rastlıyoruz. Çünkü İngiltere Premier Ligi'ne gidip adapte olmak kolay değil. Fransa i̇şte Ligi'nden yıldızlar özellikle. Gezdal'ı örnek verelim. Gezdal'ın Premier Lig'de tutunamama sebebi temposunun düşük olması. Ama bizim ligde zaten öyle bir tempo yok. Ya bu nedenle başarısız olduğunu bilirsen alınabilecek bir risk. Maliyetini de bilmiyorum ama uygun herhalde. Mantıklı bir risk. Transferin son günü iyi bir denk gelmiş yani. Şampiyon yaptı. Gezdal'ın da temposu yok ama böyle baktığın zaman çıt kırıldım gibi görünüyor. Vurduğun zaman Premier da düşüyor yani. Göre yok. Ama sonuç itibariyle bir kanat oyuncusu olduğu için yani dribbling özelliği var. Hani böyle 10 numara, biz hep hayalimizde Gezdal'ı bu sene izleyince sanki 10 numaraymış gibi düşünüyoruz ama aslında kanat oyuncusu. Ama işte Premier Lig'e göre temposu yok yani. Orada Adama Traore var karşısında mesela, maç denk gelecek. Adama Traore olacak karşısında, Mahrez olacak. Yani o kolay değil. Yani Türkiye'ye düşüyor zaten. Pepe de orada çok fazla etkili olamadı yine Fransa Ligi'nden. Evet. Nicolas Pepe Arsenal'de hiç o bonservisinin hakkını veremedi. Belki 1-2 sene sonra onu da Türkiye'de kiralık görebiliriz. Yok. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Muazzam bir uzun ve sonu. En uzun programımız oldu. Bizim de uzun bir programımız oldu. En uzun sezona en uzun programla veda. Ben toparlayamadım. Ağzına sağlık Barış'cığım. En uzun sezona en uzun program oldu. Aklımıza gelen her şeyi konuşmaya çalıştık. Dediğimiz gibi yani tekniğin dışında sezonun önemli anlarını, kırılma noktalarını, güzel anlarını konuşmaya çalıştık. Bize sorularını ileten arkadaşlarımızın da sorularını cevaplamaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Bekliyoruz bundan sonra da. Aynen, önümüzdeki programlarda da sorularınızı bekliyoruz. Duayen arkadaşlarımızla birlikte sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Estağfurullah. Ne demek? Güzel bir sezon oldu ama altı çizili tabii ki devam edecek. Çünkü altı çizili sadece bir futbol programı değil. Değil. Sadece Süper Lig'e odaklı ya da futbola odaklı bir program değil. Kafa sen de son programmış gibi yaptın. Bizi kandırdın, fake attın. Yok abi. Altı çizili devam edecek her hafta. Karşımızda olmaya çalışacağız. Sayın Koç. Efendim? Programlar devam edecekmiş ama maaşımız yatmadı. Maaşı ayarlayacağız abi. YouTube'dan like'lar, paylaşımlar gelmeye devam ettikçe yorumlar, biz de maaşları en hızlı şekilde yatırmaya yani devam 30 edeceğiz. 30 Mayıs'ta bitecek diye sözleşmeyi ona göre yapmıştık. Bunu bir değerlendirelim. Abi opsiyonunuz var. 15 programa çıkan bir sezon daha uzatmış oluyor. Allah Allah, hadi bakalım. Abubakar'a da göndermeyi yapıp kapattınız. Abubakar'ın haberi yapmış. Var ya, Galatasaray şampiyon olsaydı zaten bütün program Abubakar konuşurduk muhtemelen. Destellerimde sorun var abi, ben haftaya çıkmıyorum. Evet, ağzınıza sağlık. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere karşınızdaydık. Bu hafta Süper Ligi ve sezonu konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.